Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle acil yayınları reaksiyon denemesinin geometri kısmının deneme birini çözeceğiz. ABCD dikyamuktur. AD BD dik, alfa, DAB açısı alfa, AB 6 birim olduğuna göre alanının alfa türünden D'ni sordu bize. Şimdi burası alfa ise, bakın şu DB'yi bulalım. DB'ye biz x dersek, o zaman sinüs diyelim. Sinüs alfa neye eşit? X bölü 6'ya eşit. Buradan x'in biz ne olduğunu gördük. 6 çarpı sinüs alfa olduğunu gördük bakın. Burası 6 çarpı sinüs alfa. Peki burası alfa dersek, alfa demiş zaten. Buraya beta dersek buranın da biz alfa olduğunu görebiliriz. Şimdi buradan yola çıkarak şurada da biz BC'yi elde edersek alfa cinsinden. Bu da bir sinüs teoremi kullanaraktan BDC alanını bulabiliriz. Peki burada da bir kosinüs alfa dersek, kosinüs alfa neye eşit? BC bölü 6 sin alfa eşit. Doğru mu? O zaman BC ne oldu arkadaşlar? 6 sin alfa çarpı kos alfa. Evet, hemen alanı söyleyelim. Sarı alan. Sarı alan 1 bölü 2 çarpı BC, yani 6 sin alfa kos çarpı bir de DB uzunluğu 6 sin alfa çarpı sin alfa. Düzenlersek 1 bölü 2 çarpı 36 çarpı çarpı kos alfa olduğunu görebilirsiniz. Buradan da 1 bölü 2 ile 36'yı sağlaştırırsak 18 sin küp kos diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. X1'de araç olmak üzere cos 2x 1 bölü 1 artı sin 2x 1 bölü 2 ise buna göre cos x nedir diye sordu. O zaman hemen şuradaki cos 2x'i yarım açı olarak, 1 artı sinüs 2x'i 1 yerine sin kare artı kos kare yazıp sin 2x'i de yarım açı yaparak elde edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bakalım şimdi. Cos 2x'i bir hatırlayalım. Neydi? Cos kare eksi sin kareydi. 1 yerine de ne yazacağız dedik? Cos kare artı sin kare yazacağız. Ve sin 2x yerine de 2 sin kos. Hemen bakalım şimdi. Kos kare eksi sin kare bölü sin kare artı 2 sin kos artı kos kare. Dikkat ederseniz bunu iki kere fark yapabiliriz. Kos eksi sin kos artı sin. Burada da ne var arkadaşlar? Bir tam kare bir ifade geldi. Dikkat ederseniz. Bu nedir? Sin artı kosun karesidir. O zaman bunu da biz kos artı sin ve kos artı sin diye yazabiliriz ayrı ayrı. Bu ne eşitmiş? 1 bölü 2. Kos artı sinler gitti mi? Gitti. Peki, içeri dışarı çarpma yaparsak ne görüyorsunuz? 2 kos eksi 2 sin. Ne eşit arkadaşlar? Kos artı sine eşit. Attım karşıya. Kos eşittir 3 sinüse eşit. O zaman buradan kotanjant x'in biz ne olduğunu görürüz. 3. Hemen bir üçgen çizelim. Kotanjant x 3 olsun. O zaman burası 3, 1. Burası da kök 10. Buradan da biz kosinüs x'in ne olduğunu görürüz. 3 bölü kök 10 olacağını görebiliriz. Evet, cevabımız Edirne'dir. Üçüncü sorumuz bir yine trigonometri sorusu. Fx, gx'e eşit ise bu denklemin kökleri toplamı kaçtır diye sordu. Evet. Şimdi tanjantın bir sinüs bölü kosinüs ve kosekantın da 1 bölü sin olduğunu biliyoruz. Kotanjantın da kos bölü sin. O zaman bir denklemi bir daha yazarsak sin çarpı kos. Şimdi paydaşlayarak yazıyorum arkadaşlar. Sin kos artı sin bölü kos bölü aşağıda da kos artı 1
bölü sin var. Eşittir kosinüs x olacak. Buradan bakın dikkat ederseniz şurayı sin parantezine alırsanız sin parantezine aldım. Kos artı 1 bölü sin şey kos çarpı. Bunu da ters çevirip çarparsam sin bölü kos artı 1. Dikkat edersin ne gidiyor? Bakın şu kos artı 1'ler gitti. Ne kaldı geriye? Sin kare ne eşit arkadaşlar? Kos kare eşit. Evet buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Kos kare eksi sin karenin ne olduğunu gördünüz arkadaşlar. 0. Yani kos 2x ne eşit oldu arkadaşlar? 0'a. Peki 0 hangi durumda kosinüs 0'dır? Bir pi bölü 2'de. Bir de 3 pi bölü 2'de. O zaman ne diyeceksiniz? Hemen şuradan devam edelim. 2x pi bölü 2 artı 2 kapış veya 2x nedir? 3 pi bölü 2 artı 2 kapış diyeceğiz. Peki buradan hemen kökleri bulalım. X nedir arkadaşlar? Pi bölü 4 artı kapış. Buradan k'ya değerler vererekten x'in birinci değeri pi bölü 4. İkinci değeri 1 koyarsak 4 bir daha 5 pi bölü 4. Ki gördüğünüz gibi ne oldu? Direkt pi aralığının dışına çıktınız. Bunu almayacağız. Buradan bir tane kök geldi. Buradan bakarsak x neye eşit? 3 pi bölü 4 artı kapış. O zaman bu da k 0 için bir 3 pi bölü 4 geliyor. K 1 koyarsanız zaten pi'yi aşacaktır. O zaman 2 tane kök geldi. Toplam da bunun pi yapacaktır. 4 pi bölü 4'ten pi'dir diyeceğiz. Evet. Yuvarlak içinde ise tümler açısını göstermekte. Dikdörtgen içinde ise de alfa tepe açısı alfa olan bir ikizkenar üçgenin taban açılarından birini göstermekteymiş. 30 ise 60, tümleri 60. 70 ise bakın şöyle düşünün. 70 burası. Tabanlar 110 kaldı geriye. Yani 55 55 paylaşacaklar. Bunu da kastediyor. İşimin sonucu kaçtır? Şimdi 40 nedir arkadaşlar? Tepe açısı 40. Geriye kaldı 140. O zaman 70'e eşit bu direkt. Doğru mu? Peki çıkan şey yuvarlağın içine giriyor bu sefer. 70. Bunun neyini alacağız arkadaşlar? Tümlerini alacağız. Yani 90 derece tamamlayacağız. 20 oldu. O zaman bu durumda ne olacak? Yuvarlağın içinden bir daha çıktı. Yine karenin içine girdi. 20. 20 ne oldu arkadaşlar? Tepe açısı 20 olan geri kaldı 160. Onun da cevabı 80'dir diyeceğiz. Evet, ABDC paralel olmak üzere ABCD yamuğu biçimdeki karton AC boyunca katlandığında DC kenarı BC kenarı üzerine gelmektedir. Hiçbir şeye dokunmadan hemen şurayı söyleyelim arkadaşlar. Hazır ilk cümleyi okuduk. Anladığımız şu. Şuraya değdiği için burası birbirine eşittir. O zaman buradan bakın Z var. Şurası da eşit. Bunu hemen söyledik. Geçiyoruz. AB 4 birim. Güzel. AB 4 birim dediyse bakın. O zaman burası da 4 birim olacak. Çünkü bu da bir ikizkenar üçgen oluştu dikkat ederseniz. D üssü B. D nereye denk ediyordu bakın. Şunu tamamlayalım ya da. Şöyle tamamladık. Bakın D üssü geldiği için bakın ben buraya 4 demiştim. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 3. Burada da zaten açıortaylar zaten söylemiştik. ABC'de yamuğun alanı şekil 2'deki AD üssü C üçgeninin alanının kaç katıdır demiş. Yani bizden istenilen ne? ABCD bölü AD üssü C alanları oranını istiyor. Hemen bakalım şöyle maviye geçelim. Bakın biri 3. Tepe noktaları aynı. O zaman ben buraya A dersem buraya 3 alan düşecek. Zaten katlamıştık. Otomatikman burası da 3A oldu. A'nın ABCD 7A. AD üssü CD 3A. O zaman direkt cevabımız 7 bölü 3 olacaktır.
ABC dedik dikdörtgenin içinde O1, O2 merkezli daire diliminde şekildeki gibi çiziliyor. EFKL noktaları teğet noktaları olmak üzere. Alan ABC'de 96'ymış. Güzel. O zaman bakın dikkat edersiniz şu R dersek buraya. Burası da R'dir. Değil mi? O zaman bir kenara oldu 2R. Bakın şurası R. Burada R, burada R. O zaman ne oldu? Burası da 3R olmuştur. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Alan ABC 96 ise hemen bakalım. Bu ne işte aslında? 2R çarpı 3R'ye eşit. 2 kere 3, 6. 6 ile sadeleştirirsem burada ne kalır? 16 kalır. R kare buradan 16, R'nin buradan 4 olduğunu anladık. Peki, boyalı bölgenin alanları toplamı kaçtır? Ben çeyrek sayacağım. Siz yarım çember de sayabilirsiniz. Birinci, ikinci, 3, 4, 5, 6. Bizden istenilen şey 6 tane çeyrek çember değil daire. 6 çeyrek. O zaman 6 çarpı pi r kare bölü 4. R'mizin zaten 4 olduğunu anlamıştık, bulmuştuk. O zaman 6 çarpı pi çarpı 4'ün karesi bölü 4'ten. 4'ün bir tanesi sadeleşsin. 6 kere 4 24 pi'dir diyeceğiz cevaba. Evet, geçelim. 30. sorumuz. AB kenarı x ekseni üzerine x eksenine paralel olan ABCD karesinin ABB köşeleri sırasıyla D ve Y eşittir. X eksi 8 doğruları üzerindedir. ABB köşeleri D doğrusunun üzerinde ve Y doğrusunun üzerinde dedik. Bu doğrular x eksenin üzerinde kesişmekte ve D doğrusu 0'a 6 noktasından geçmekteymiş. A köşesinin apsisi 4 olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi A'nın köşesi neymiş? Apsisi 4'müş. Tamam. Şimdi Y eşittir x 8 ise Y'ye 0 verirsek x'in buradan 8 olacağını görebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Bakın burası 8. Buraya 4 denk geldi. Bizden istenilen de ABCD karesini alın. Yani bir tane kenarı bulursak yürürüz. Evet. Şimdiki. 4 de acaba kaça gidiyor? Onu bulmamız lazım. Onu bulursak zaten B noktasının da apsisini bulmuş olacağız ve buradaki uzunluğu elde ettiğimiz anda olay bitmiştir arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz ne var? 6'ya 8 oran var. Renk değiştirelim. Geri alalım. Evet. Şimdiki. Bakın burada neden bahsedelim? 6 bölü 8. Tabii eksi olacak da ben eksiyi almayacağım. Şu anda benzerlik yaptığımız için. 6'ya 8. O zaman 3'e 4'tür. Doğru mu? 3 bölü 4'tür. Buradan o zaman burası bakın 4 birimdi. O zaman buranın da biz direkt 3 olacağını anlayabiliriz. 3 bölü 4. Şimdi o zaman bu nokta dikkat ederseniz y'si 3. Acaba apsisi kaç? Onu bulursak olay bitti. Sağlaması gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman 3 eşittir. A eksi 8'den. Buradan da a'nın ne olduğunu bulduk. 11. Yani burası da nereye denk geliyormuş? 11. Dikkat ederseniz burası kaç birim oldu? 11 ile 4 arası 7. 7 de burası. 7 kere 7 muş. 38. Zincir sorudayız. Dik koordinat düzleminde y eşittir mx ve 2y eşittir 20 eksi x doğruları dik kesiyor. Ne anlıyoruz hemen? Eğimler çarpımı eksi 1'dir. Eğimler çarpımı eksi 1'dir. O zaman hemen bunun eğiminin zaten m olduğunu ve bunun da eğiminin eksi 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Ne bulduk buradan arkadaşlar? M eksi 1. Buradan M'nin eksi 2 olacağını anlayabiliriz. Pardon, artı 2 olacağını anlayabiliriz.
Peki bu doğrunun kesin noktasının orijinal uzaklığı. O zaman kesin noktasını bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğruları birbirine eşitliyoruz. Yani 2x artık m2 bulduk ya. O zaman 2x ne eşit arkadaşlar? 20 eksi x bölü 2 eşit. Buradan 4x'in ne eşit olduğunu gördük. 20 eksi x. Buradan 5x 20'ye eşit. X'in buradan 4. Şimdi x 4 ise y'si kaçtır arkadaşlar? Bakın burada hemen yerine yazarsak kesim noktası zaten 2x'ti. Y eşittir 2x. Bunun üzerinde olduğu için 2 kere 4 8 olacağını gördük. Bakın orijin burası. 4'e 8 burası. Dik üçgen oluşturursak. Bakın şöyle. Orijinal uzaklığı da direkt otomatikman 4'e 8 dik üçgen, o zaman 4 kök 5 olacağını görebiliriz. Cevabımız C'dir. Evet. 39. sorumuz. Dik koordinat düzleminde A noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriği B. B noktası orijin etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndürüldüğünde oluşan nokta C'dir. B noktasının C noktasına göre simetri alındığında oluşan noktanın koordinatları toplamı kaç olur? Tam bir simetri sorusu. Evet. Şimdi A eksi 3'e pardon 3'müş. 3'e eksi 2 noktasının y eşittir eksi x. Hemen şöyle çizersek y eşittir eksi x. Durduralım. Şimdi 39. sorudan devam edelim. Ufak bir görsel çizelim. Koordinat düzlemi olduğu için. Dik koordinat düzleminde A noktasının 3'e eksi 2. O zaman A noktası şurada bir yerde. 3 eksi 2 şurada bir yerde. 3 eksi 2 şurada bir yerde A noktası var. Y eşittir eksi x. Hemen y eşittir eksi x'i de çizelim. Şurada y eşittir eksi x olsun. Y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri B noktasıymış. Bakın A noktasının simetrisini alırsınız. Otomatikman nereye denk gelecek? B noktası burası. 3'e eksi 2 de A noktası. Y eşittir eksi x'e göre simetrisi alınırken ne yapıyorduk? Hem yerlerini değiştir hem de işaretlerini değiştir. 2'ye eksi 3 oldu. B noktası 2'ye eksi 3 oldu. B noktası orijin etrafında saat yönü tersinde 90 derece çevirirsek, bakın B nereye gelecek? Buraya bir yere gelecek. Yerlerini değiştireceğiz. 3'e 2 olacaktır. 90 derece çevirirsek. Neydi hatırlayalım hemen. A'ya B noktası saat yönünün tersinde 90 derece çevirirsek ne olur arkadaşlar? Eksi B'ye A olacaktır. Evet. Onun için bu da 3'e 2 oldu B noktası. Peki bizden istenen ne? B noktasının C noktasına göre simetri alındığında bakın C nerede? Ha, oluşan nokta C'ymiş 90 derece. Ben niye buraya B yazmışım? Evet. Otomatik burası C'ymiş arkadaşlar. Evet. B noktasının C noktasına göre simetri alınırsa bakın ne olur? Şurada bir yerde bir oluşan bir nokta var. B'nin C'ye göre simetrisi 2'den 3'e 1 artıyor. 1 artırırsam bu ne olur? 4 olacaktır. Eksi 3'ten 2'ye 5 artıyor. 5 artırırsam 7 olacaktır. 4'e 7 noktasını elde ettik. Otomatikman cevabımız toplamımız olduğu için 11'dir diyeceğiz. 40. sorumuz. Şekil 1'de bir dik silindir ile tepe noktası aşağıya doğru bakan bir dik koni verilmiştir. Silindirin içinde koninin tepe noktası ne kadar su bulunmaktadır? Silindirin içinde koninin tepe noktasına kadar su bulunmaktadır. Cisim şekilde gibi ters çevrildiğinde
Silindir içindeki su yine koninin tepe noktasına kadar yükselmektedir. Evet. AB 20 birim olduğuna göre koninin yüksekliği kaç birimdir dedi. Evet. Şimdi hemen hacmi hatırlayalım. V koni neydi? Silindirin, bulunduğu silindirin 3'te 1'iydi. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine aynı şekilde denk geliyorsa ben buraya eğer V dersem buraya ne olacak arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı da 2V olacaktır. Bu 2V aynı şekilde yine burada 2V. Su değişmediği için konileri su girişi de olmamakta zaten. Evet. 20 birim burası H. Bakın 2V neye eşit? Şuradan ele alırsak. 2V neye eşit arkadaşlar? Pi R kare çarpı H. Yani 20 eksi H'ye eşit. Buradan bakarsak 3V neye eşit? Şuradan bakarsak. 3V neye eşit arkadaşlar? Yine aynı şekilde pi r kare çarpı h'e eşit. Oranlarsak zaten buradan biz h'ı çok rahat elde edebiliriz. Pi r kadar zaten gidiyor. Pi r kadar gitti. V'ler gitti. O zaman 2h ne eşit arkadaşlar? 60 eksi 3h'e eşit. Buradan 5h 60. H da buradan 12'dir diyeceğiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.